Daha önce 3 videoluk bir Almanca ehliyet serisi yayınlamıştım. Şimdi o videoların tamamlayıcısı olarak bir püf noktaları videosu hazırladım sizin için. Buradaki püf noktaları benim gibi Türkiye'de aktif araç kullanıp Almanya'ya geçiş yapan arkadaşlar için. Eğer siz de benim gibi Türkiye'de araç kullanıyorsanız ve Almanya'ya taşındıysanız bu video size faydalı olabilir. Öncelikle arkadaşlar, araç kullanmak ve trafik kuralları dünyanın her yerinde standart şeyler. Bunlar evrensel kurallar. Ada içindekine her yerde yol vermemiz gerekiyor mesela. Ama Türkiye'de biz bunları genelde uygulamıyoruz. Bu videoda size uygulanmayan kurallardan bahsedeceğim. Ancak küçük farklılıklar da var. Bunlara da hızlıca değineceğim. Omuz bakışı. Burada bisiklet trafiğinden dolayı omuz bakışına çok önem veriyorlar. Sağa dönüşlerde, sola dönüşlerde, sollamalarda her zaman aynayla birlikte omuz bakışını da kullanmalısınız. Aklınızda bulunsun. Sinyalle omuz bakışını birbirine bağlayın zihninizde. Refleks haline getirin. Sinyal verecekseniz hemen aklınıza gelsin. Önce omuz bakışınızı yapın, sonra sinyalinizi verin. Arkadaşlar, sağ öncelik kuralı Türkiye'de de var aslında. Ancak Almanya'dakiyle tam olarak aynı değil. Türkiye'de benzer statüdeki araçlar karşılaşıp geçiş önceliği belirlenemediğinde sağdaki öncelikli hale geliyor. Ancak Türkiye'deki ana yol, düz gitme vesaire kuralı ile Almanya'daki biraz farklı. Almanya'daki kuralda en önemli nokta şu. Birbirini kesen karayolunda size öncelik veren bir tabela, ışık, işaret veya polis yoksa sağdaki her zaman öncelikli. Türkiye'de durum tam olarak böyle değil. Türkiye'de bölünmüş yol, düz gitme vesaire gibi durumlar bu işi değiştirebiliyor. Ama Almanya'da bir kavşağa yaklaştınız diyelim, size öncelik veren hiçbir işaret yok. O zaman sağınızdan çıkacak araç öncelikli. Adam soluna bakmadan yola çıkabilir ki bunu yapanlar var. Çünkü yol hakkı onun. Sizin o durumda ben büyük yoldan geliyorum, ben dümdüz gidiyorum falan filan deme hakkınız yok. Siz düz gidiyor, adam ise sizin yolunuza çıkıyor olsa bile sağdaysa yol onun. Evet, kulağa saçma geliyor. Siz yolunuzda dümdüz gidiyorsunuz, sağ taraftan bir araç geliyor ve sizin yolunuza önünüze çıkmak istiyor. Siz durup ona yol veriyorsunuz. Saçma geliyor ama sanırım mantığı da bu. Bu kural çoğunlukla şehir içlerinde ve yavaş yollarda karşınıza çıkıyor. Genelde hız sınırı 30 km olan yerlerde. Şehir içindeki trafiği yavaşlatmak için böyle bir kural olabilir. Ama size ekranda işaretlediğim tabelalar, yolda göreceğiniz çizgiler veya ışık polis gibi ekstra bir durum yoksa sağınızdakine yol vermelisiniz. Söylediğim gibi bu durumla genellikle şehir içindeki 30 km hız sınırlı yollarda karşılaşırsınız. Hatta bolca karşılaşırsınız. Ehliyet sınavında da böyle bir durumla karşılaşınca hızınızı tali yoldan ana yola çıkacak gibi yavaşlatıp sağınıza dikkat ederek geçmelisiniz. Garaj ve özel park alanı gibi devlet yolu sayılmayan yolların çıkışlarında sağ öncelik kuralı geçerli değil. Bunu yolunuza bağlanan yolla aranızda kaldırım benzeri bir yükseklik olup olmamasından anlayabilirsiniz. Burada Türkiye'de genelde karşılaşmadığım dönen ana yol diye bir mantık var. Dümdüz bir yolda gidiyorsunuz ve şöyle bir tabela ile karşılaştınız. Bunun anlamı ana yol bu şekilde devam ediyor demek. Siz de aynı şekilde devam edecekseniz diğer yönlerden katılanlara göre üstünlüğünüz var demektir. Dikkatli şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Ancak bu tabela sizi sinyal verme yükümlülüğünden alıkoymaz. Ana yolda devam etseniz bile dönüş yaptığınız için sinyalinizi vermelisiniz. Böyle bir yola katılıyorsanız genelde zaten bir yol ver tabelası da görürsünüz. Ana yola uygun şekilde devam eden araçlara yolu bırakmanız gerekir. Peki yine tali yol sayılan bir bölümde başka biri daha bekliyor. Bu durumda hanginiz üstün hale geliyorsunuz? Bu durumda sağ öncelik kuralı geçerli hale geliyor. Peki siz ana yol olarak işaretli olan yollardan birindesiniz ama çıkış yapıyorsunuz. Tali yol olarak bu gözüken bölümden de bir araç giriş yapıyor. Hanginiz önceliklisiniz? Tabii ki ana yolda olan öncelikli hale geliyor. Ana yoldakinin dönüşlerde tali yoldan gelenlere önceliği vardır yoldan çıkış yapıyor olsa bile. Bu döner kavşaklar üzerinde fazla konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum ama bir üstünden geçelim dedim. Arkadaşlar, tabelası var zaten. Bu tabelayı gördüğünüz döner kavşaklarda kavşağın içinde olan araçlar sizden öncelikli. Onları beklemeniz gerekiyor. Türkiye'de fazla umursanmayan bir kural. Ama Türkiye'deki döner kavşakların yapısı da zaten bir acayip. Almanya'da zaten yolun seyri sizi beklemeniz gerektiğini anlatıyor. Kavşağa yaklaşınca, yaya geçidi de olabilir çoğunlukla. Kavşağa yaklaşırken yavaşlıyoruz. Araç varsa yaya geçidinden önce durup aracın geçmesini bekliyoruz. Araç yoksa döner kavşağa giriş yapıyoruz. Giriş yaparken herhangi bir sinyal vermiyoruz. Kavşakta sağa gideceğiniz için sağ sinyal vermeyin.
Herhangi bir alternatifiniz yok zaten. Girişte sinyale gerek yok. Çıkacağımız çıkıştan hemen önce sağ sinyal vererek adayı terk ediyoruz. Yani döner kavşaklara girerken değil, çıkarken sinyal veriyoruz. Yine Türkiye'den farkı olmayan ama bizde uygulanmayan bir kural. Yaya geçidinde yaya varsa, bir ayağı bile yaya geçidinin üzerindeyse hemen duruyoruz. Hatta yaya geçidine henüz girmemiş olsa bile, gireceği belli olan bir yayayı gördüğümüz anda hemen duruyoruz. Bunun Almanya'da tartışması yok. Durmazsanız anında arabayı sağa çektirip sınavınızı bitirirler. Sınav dışında da başınız belaya girer. Bu işaret burada sıkça karşınıza çıkar. Bu eğer dönüyorsanız size kırmızı yanıyorsa bile durup dönüşünüze engel olan bir şey olmadığından emin olduktan sonra geçebilirsiniz demek. Bu tabela varsa geçiş önceliğiniz yok ama kırmızıya rağmen yol müsaitse geçebilirsiniz demek istiyor size. Yani bu tabelanın anlamı dur ve yol verle aynı. Bu tabelanın olduğu yerde dönecekseniz ve yol boşsa beklemeyin. Ama yol müsait değilse beklemelisiniz. Bu tabela size kontrolsüz geçiş hakkı sağlamıyor. Dönüş trafik lambalarından Türkiye'de de var ve çoğunuz bu kuralları zaten biliyorsunuz. Bu ışığı gördüğünüz bir yerde geçiş üstünlüğü döndüğünüz yönde sizde demektir. Bu yeşil ışık yanıyorsa önceliklisiniz, devam edin. Kırmızı yanıyorsa ve o yöne dönmek istiyorsanız bekleyin. Yine sağa döneceksiniz ama trafik ışığı oklu değil, normal ışık. Bakıyorsunuz sağa dönüşü yasaklayan bir şey yok. Siz de bu trafik lambasına tabisiniz. Ama bu lamba varsayılan düz gidiş lambası. Yön işaretli yeşil ışıktan farklı olarak eğer dönüyorsanız bu lamba sizin dönmenize izin veriyor ama öncelik tanımıyor demek. Normal sağa dönüş kuralları geçerli. Nedir onlar? Karşıdan karşıya geçen yaya veya bisiklet varsa onlar öncelikli. Diyelim bu kez sola döneceksiniz. Dönüş için yön işaretli bir lamba yok. Şimdi siz sola dönüyorsunuz. Karşıdan araçlara da yeşil yanıyorsa onlar da dümdüz devam ediyorlar. Bu durumda dümdüz yoluna devam eden araçlara öncelik vermeniz gerekiyor. Onları beklemeniz gerekiyor. Yani bir dönüş esnasında birinin yolunu kesiyorsanız o kişinin de gitme hakkı varsa düz giden öncelikli hale geliyor. Peki siz sola döneceksiniz. Karşıdaki de sağına dönecek. Yani aynı yola gireceksiniz. Bu durumda kim öncelikli? Buradaki kural da genel kuralla aynı. İki kişi de aynı yere dönmek istiyorsa kısa dönüş yapan öncelikli. Yani sağa dönüş yapan öncelikli hale geliyor. Sola dönüş yapan onu bekleyip peşine dönüşünü yapması lazım. Yine karşıdan karşıya geçen yaya ve bisikletler de öncelikli. Onlara da yol vermeniz gerekiyor. Işıksız bir kavşaktaysanız öncelik tabii ki tabelalara göre belirleniyor. Düz gidiyorsanız ve size ana yol işaretlerinden biri varsa öncelik sizin. Devam edin. Yol ver işareti varsa öncelik diğer yoldakinin. Yola girecekseniz veya düz gidecekseniz önünüzdeki yolun boş olduğundan emin olun. Karşı karşıya iki tali yoldaki araç karşılaştı diyelim. Ana yol boşsa düz giden araç öncelikli. Yani siz sola dönmek istiyorsunuz ama o araç sinyal vermemiş. O zaman önüne çıkmamalısınız. O düz gitmeli, ardından siz yola çıkıp sola dönmelisiniz. Eğer o düz gidiyorken siz sağa dönecekseniz beklemenize gerek yok. Siz onun yolunu kesmediğiniz için İki araç da aynı esnada yoluna devam edebilir. Ana yol boş ve ikisi de ana yola çıkmak istiyor. O sonra siz sağınıza dönecekseniz siz önceliklisiniz. Dönüşü teorik olarak kısa süren, yani sağa dönen öncelikli. Önce dönüşü kısa süren araç yola çıkıyor. Sonra sola dönen, yani genişten alan araç yola çıkıyor. Tersi durumda da karşıdaki araç öncelikli. Çünkü o sağa dönüyor. Peki siz ana yoldasınız ve sağa dönmek istiyorsunuz. En sağ şeritte omuz bakışınızı yapıp bisiklet yoksa ve o yol üstünde karşıdan karşıya geçen bir yaya yoksa dönüşünüzü yapabilirsiniz. Ana yol üstündesiniz ve sola dönmek istiyorsunuz. Bu kez karşıyı da kontrol ediyorsunuz. Ana yolda düz giden araçları engellememelisiniz. Omuz bakışınızı yaptınız. Bir bisikletin sizi sollamaması gerekiyor ama karşı şeritte kenarda ters yönde giden bir bisiklet olabilir. Düz giden bisiklet veya yaya da yok. Dönüşünüzü yapabilirsiniz. Bu dönüşlerde dikkat etmeniz gereken genel kural şu. Sizin döndüğünüz yönde yön işaretli yeşil ışık yanmıyorsa her zaman düz giden araç, yaya veya bisiklet sizden öncelikli. Eğer bir otobüs bir durakta sağ sinyalle duruyorsa yanından uygun şekilde ve sadece 10 km hızla sollayabilirsiniz. Buna burada adım hızı diyorlar. Otobüs durağında otobüs sola sinyal verdiği anda öncelikli hale geliyor. Verebiliyorsanız yol vermelisiniz. Durakta duran bir otobüsü sollamak için şerit geçiş yasağını ihmal etmeyin, bekleyin. Bir bisikletin yanından geçmek veya onu sollamak için şehir içinde araya en az 1,5 metre, şehir dışında 2 metre koymalısınız. Eğer yol bu mesafeyi kurtarmıyorsa geçişi yapmayın. Eğer bisiklet için ayrı bir şerit varsa
mesafe kuralını ihmal edebilirsiniz. Ama bu durumda bisiklet şeridine girip çıkarken önceliğin bisikletlerde olduğunu da unutmayın. Tüm sürüşlerde hız limitine dikkat edin. Otobana bağlanmanız istenirse bağlanırken aşırı yavaş bağlanmayın. Bağlanma şeridinde otobanın hızına uyum sağlayın. Otobanda aşırı yavaş gitmeyin. Trafik izin veriyorsa hız limitine yakın hızlarda sürün. Biliyorsunuz Almanya'da hız limitsiz otobanlar var. Buraya çıkmanız gerekirse kendinizi kaptırmayın. 120-130'u geçmeyin. Ancak hız limitlerine de yakın gidin. Örneğin 100 limit varsa ve yol boşsa 90'ın altına düşmeyin. Yol doluysa takip mesafesine ve hızınıza dikkat edin. Otobandan çıkmanız gerektiğinde çıkış şeridine girene kadar frene gereksiz yere basmayın. Çıkış için frenlemenizi çıkış şeridine girdikten sonra yapın. Biraz uzadı ama Türkiye'den geldikten sonra Almanya'da en çok sıkıntı çekeceğiniz durumlar bunlar benim tecrübelerime göre. Yayalara, bisikletlere, sağ öncelik kuralına ve omuz bakışına burada dikkat etmeniz gerekiyor. Kavşaklar, ışıklar, öncelikler vesaire bunun dışında dünyanın her yerinde aynı aşağı yukarı. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.